Gök kubbenin tepemize yıkılmasını önlemenin en başarılı yolu gök kubbeye çivi çakmaktır. Müzik Muhtemelen ne dediğimi anlamadınız ya da ne demeye çalıştığımı ama birazdan anlayacaksınız. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türk savunma sanayinin gök kubbeye çaktığı iki önemli çiviyi yani Gökdoğan ve Bozdoğan'ı konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli hava hava füzeleri olan Bozdoğan ve Gökdoğan'ın havada hedefleri vurduğu anların görüntülerini paylaştı. Bu yüzden de milli füzelerimiz bu hafta tekrar bir gündem oldu. Bu füzeler zaten listemdeydi. Detaylıca anlatmak istiyordum. Bu bahaneyle konuyu biraz öne almış olduk. Bu füzeleri özellikle listeme almıştım çünkü Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en önemli mühimmatlar listesinde ilk üçe bu proje yerleştirilebilir. Bence o kadar önemli. O yüzden uzatmadan başlayalım. Öncelikle füzelerin isimleri Gökdoğan ve Bozdağın ama projenin ismi göktuğ projesi. Bu proje 2013 yılında başladı ama proje hakkındaki ilk net bilgilendirme 2 yıl sonra yapıldı. 2015'te ASELSAN Genel Müdürü Atmaca ve Göktuğ projeleri için arayıcı başlık radarları geliştirdiklerini söylemişti o yıl. İlk önemli bilgiyi de bu şekilde almış olduk. Ardından da sistematik bir test süreci yaşandı. 2018'de ilk testler başladı. Bozdoğan ve Göktan sistemlerinin balistik atış testleri bu yıl tamamlandı ve aynı yıl uçuşlu denemeler aşamasına da geçildi. Sonra 2019'da füzelerin tanıtımı yapıldı. O yıl yer testlerinin son aşaması gerçekleştiriliyordu ve eş zamanlı olarak uçuş testleri de aktif olarak devam etti. 2020 yılının sonunda projenin tamamlanması hedefleniyordu. 2021 yılı Nisan ayında o güne kadarki en kritik test gerçekleştirildi. Bozdoğan F-16 savaş uçağından başarılı şekilde fırlatıldı. Bu test atışında füze yerli hedef uçak olan Şimşek'i tam isabetle vurdu. İşte bu başarılı atış sayesinde Türkiye hava hava füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerin arasına girdi. 2022 yılında seri üretim hazırlığına başlandı ama operasyonel olgunluk ve nihai testlerin tamamlanması 2 yıl kadar sürdü. Bu yüzden de füzeler 2024'te envantere girdi. Yani 2013'te sıfırdan başlayan bir proje 2024'te envantere girecek hale geldi. 11 yıl deyince size belki uzun gibi gelebilir. Ama hava hava füzeleri füze teknolojileri içerisinde teknolojik anlamda en karmaşık altyapıya sahip füzeler. Ve Türkiye bunun iki farklı versiyonunu 11 yılda tamamladı. Bunun ne Batı'da ne Rusya'da ne de Çin'de bir örneği yok. Yani çok hızlı şekilde olgunlaştı proje. Bu Türkiye'nin savunma sanayi alanında proje yönetiminin başarısını gösteriyor biraz da. Peki bu başarının ardından ortaya hangi ürünler çıktı? İlk olarak Gökdoğan'dan bahsedelim. Gökdoğan bizim uzun menzilli hava muharebimizin bel kemiğini oluşturuyor aktif radar güdümlü, görüş ötesi bir hava hava füze sistemi. ABD'den aldığımız ve dünyada en çok kullanılan uzun menzilli sistem olan AIM-120 AMRAAM füzesinin muadili. Terminal safhada katı hal aktif arayıcı başlık teknolojisini kullanıyor. Bu yüksek hassasiyete sahip katı hal radarı sayesinde füze mekanik olarak taranan radarlara göre çok daha hızlı şekilde tepki veriyor. Çok daha güvenilir bir operasyon imkanı sağlıyor. Ve elektronik harp ortamında çok daha dirençli oluyor. Tabii ki at unut sistemine sahip. Yani savaşacağımız bunu fırlattıktan sonra baş başka bir hedefe yönelebiliyor ya da bölgeden ayrılabiliyor. Uzun menzilli angajmanlarda bu otonomi önemli bir esneklik sağlıyor. Ama daha önemli bir yönü var. O da veri bağıyla donatılmış olması. Veri bağı sayesinde Gökdoğan onu fırlatan savaş uçağından ya da avaks gibi üçüncü kaynaklardan hedef bilgisi alarak rota düzeltmesi yapabiliyor. Bunun sayesinde yüksek manevra yapan ya da çok uzun mesafede angaje edilen hedeflere karşı daha başarılı saldırılar gerçekleştiriyor. Bir de bunun yanında atıldıktan sonra kilitlenme yeteneği var. Yani füze fırlatıldıktan hemen sonra hedefe kilitlenmek zorunda değil. Bu sayede fırlatan platform radarını kapalı tutabiliyor. Kapalı tutması da gizliliğini korumasını sağlıyor. Özellikle milli savaş uçağımız Kaan için bu çok önemli. Çünkü 5. nesil savaş uçaklarının en önemli getirisi radar görünmezliği. Ve bunu sağlayabilmek için de radarlarını mümkün olduğu kadar kısa sürelerde çalıştırmaları gerekiyor. İşin elektronik harp boyutuna geldiğimizde de güzel bir tablo ile karşılaşıyoruz. Türk mühendisler bu füzenin elektronik harbe karşı ciddi bir dirence sahip olduğunu açıkladı. Gerçi açıklaması bunu tahmin etmek zor değildi. Çünkü Türkiye elektronik harp konusunda dünyada bir liste yapılsa muhtemelen ilk üçte yer alır. Elektronik harp teknolojileri geliştirirken bu kadar iyi olan bir ülke elbette elektronik harbe karşı tedbirlerde de o kadar iyi oluyor. Hatta bunun daha fazlasını söyleyeyim. Siz füzeyi fırlatıyorsunuz. Düşmanınız da gökdoğan'a karşı tedbir olarak elektronik harp uygulamaya başlıyor. Ama Gökdoğan bu elektronik harpten etkilenmeyi bırakın, elektronik harbin geldiği kaynağı hedefe güdümlenmek için kullanıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın kral hareket. Peki menzil kadar Öncelikle şunu belirteyim. Açıklanan menzil 65 artı kilometre yani 65 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip. Ama tabii ki net rakamın ne olduğu açıklanmıyor. Belki hiçbir zaman net olarak bilemeyeceğiz. Kimse bilemeyecek. Çünkü bunlar gerçekten çok kritik sistemler. Devletler bu kadar kritik sistemlerle ilgili bilgi paylaşırken ketum davranırlar. Mesela en basitinden bu işin şu an dünyadaki bir numarası olan ABD üretimi AIM-120 AMRAAM füzesinin net menzilini bilmiyoruz. Türk Hava Kuvvetleri bu füzenin 3 farklı versiyonunu yıllardır aktif olarak kullanıyor. Bu füze dünyada en çok kullanılan havadan havaya füze ve 1991'den beri aktif olarak görevde. Buna rağmen menziliyle ilgili net bir bilgi yok. Versiyonlarına göre 70 ile 120 kilometre arası deniyor. Ama ABD'nin envanterindekilerin de bununla sınırlı olup olmadığına dair bilgiye sahip değiliz. İşte bu yüzden paylaşılan o 65 kilometre üstü bilgisi çok yuvarlak bir rakam olabilir. Ama bu menziliyle bile Gökdoğan NATO standartlarında orta uzun menzili füzeler sınıfına yerleşiyor. Operasyonel gizliliği sağlayabilmek için az dumanlı katı yakıt teknolojisi kullanıyor. Basınç ve parçacık etkili harp başlığı var ve NATO entegrasyon protokollerine uyumlu. Bunun sayesinde mevcut F-16'lar ve gelecekteki bütün yerli platformlarla sorunsuz şekilde kullanılabilecek. Standart NATO lançerini kullandığı için operasyonel geçiş süreci çok hızlı oldu. Ve füzenin kullandığı arayıcı başlık onun envanterde bulunan ABD üretimi muadiliyle rekabet edebilecek seviyeye çıkmasını sağlıyor. Çünkü bunun sayesinde yoğun elektronik harp ortamlarında bile füze etkinliğini koruyabiliyor. Yani kısacası Gökdoğan, Türkiye'nin uzun menzilli hava saldırı yeteneğini M120 amram seviyesine çıkardı ve bu konuda ABD'ye olan bağımlılığı sonlandırdı. Peki şimdi gelelim Bozdoğan'a. Bozdoğan bir görüş içi hava hava füzesi. Yakın hava savaşlarında, it dalaşı dediğimiz kapışmalarda üstünlük sağlamak için tasarlandı. Yüksek manevra kabiliyeti var. Pilot küçük de olsa hedefi görerek füzeyi ateşliyor. Tabii hedefi gözle görmese de radarda gördüğü hedeflere karşı da kullanabilir. Kısa menzilde Bozdoğan'ın kızılötesi arayıcı başlığı çok yüksek çözünürlükte ve niş düşen hattı sapma açısı da sağlıyor. Yani pilot atışı gerçekleştirmek için düşman uçağının arkasına geçip füzeyi kilitlemek zorunda değil. Yeni kasklar sayesinde havada göz teması sağladığı hedef yan tarafında bile olsa sadece başını o yöne çevirerek füzeyi kilitleyebiliyor. Bu özellik sayesinde pilotlar tam sağında hatta arkasındaki hedefle geriye bakarak temas sağladığında kilit atabiliyor. Yani 180 derece görüş 360 derece kilit kabiliyeti var. Şu an zaten F-16 Block 50 uçaklarımızda bu kasklar kullanılıyor. Yani hava kuvvetlerimizin yabancı olduğu bir teknoloji değil bu. Az önce dedik ya yüksek çözünürlüklü başlığa sahip diye. Bu yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneği sayesinde bozdan sahte ısı kaynaklarıyla gerçek ısı kaynağını ayırt edebiliyor. Yani düşman uçağı flare topları atsa da o kanmayıp gerçek hedefe yönelebiliyor. Bozdoğan 25 kilometre üzerinde menzile sahip. Yine net olarak menzilini hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama Gökdoğan kadar açık uçlu bir konu değil bu. Sonuçta kısa menzilli bir füze. İtki sistemi aynı Gökdoğan'daki gibi. Katı yakıtlı, az dumanlı teknolojiye sahip, manevra kabiliyeti çok yüksek, harp başlı, basınç ve parçacık etkili. En önemli özelliği itki vektör kontrolü sistemi. Bununla füze egzoz gazının yönünü kontrol ederek üstün bir manevra kabiliyeti elde ediyor ve yüksek manevralar esnasında bile kinetik enerjisini kaybetmiyor ve hedefe kilitli kalmaya devam ediyor. Özellikle it dalaşı senaryolarında bu sayede öldürücülük ihtimali maksimum seviyeye çıkıyor. Türk Hava Kuvvetleri için görüş içi füze denliğinde akla gelen ilk mühimmat a 9 xtir Aslında sadece Türk Hava Kuvvetleri için değil. Bütün dünya için bu böyle. İşte Bozdoğan onun yerini almak için geliştirildi. Yerini aldı da. Hatta çok daha iyi bir noktaya geldi. Şu an birçok açıdan ABD'li muadilinden üstün bir sistem. Göktuğ projesi hem Göktuğ'an hem Bozdoğan'la Türkiye'yi ABD'ye olan bağımlılıklardan kurtardı. Biliyorsunuz ABD'ye bir bağımlılık varsa bunu mutlaka masada kullanır. Hava hava füzesi en güçlü şekilde kullanılacak başlıklardan biri. Çünkü bir savaş halinde hava hava füzeniz yoksa çaresiz kalırsınız. Ve işte artık Türkiye çaresiz değil. Ve daha da önemlisi Türkiye bunu sadece mevcut envanterindeki F-16'lar için geliştirmedi. Türkiye'nin gelecek nesil hava gücü yerli olacak. Ve bu hava hava füzeleri bu yerli sistemlerde kullanılacak. Mesela milli savaşacağımız Kaan ve Hürjet bu füzeleri aktif olarak kullanacak. Ayrıca kullanım alanı sadece insanlı sistemlerle de sınırlı değil. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızıl Elma da hava hava füzesi olarak bunları kullanacak. Yani Türkiye'nin eli ayağı olacak bir proje bu. Dünyada rakipleri var mı? Az önce bahsetmiştik. ABD'de AIM-120 ve AIM-9X füzeleri bunun rakibi. Avrupa'da da Bozdoğan'a rakip olarak Esrem füzesi var. Rusya'nın R-74 füzesi de rakip sayılabilir. Ama Bozdoğan her ikisinden de daha iyi. Peki bu füzelerin ihracat potansiyeli var mı? Önemli sorulardan biri bu. Evet, Gökdoğan ve Bozdoğan tamam tamamen yerli olarak geliştirildiği için dış politikada Türkiye'ye stratejik bir avantaj sağlayacak. Bu doğru. Ama en az bu kadar önemli olan bir şey de ihracatta sağlayacağı rekabet avantajı olacak. ABD hava hava füzelerini ihraç ederken çok sıkı davranıyor. Bulduğu her tür bahaneyi ihracatı engellemek için bir sebep olarak kullanıyor. Özellikle Müslüman ülkeler bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşte o ülkelerin tamamı için Göktuğ Projesi önemli bir çıkış yolu olacak. Türkiye bunu sahada aktif olarak kullanmaya başlayınca hatta muhtemel bir çatışmada bu füzeler kendilerini kanıtlayınca emin olun bu konudaki dünya pazarı Türkiye'nin kontrolüne girecektir. Yani kısacası Türk savunma sanayi bugüne kadar geliştirdiği en önemli teknolojilerden birini geliştirdi ve Türkiye'yi önemli bir bağımlılıktan kurtardı. O yüzden ülkemize hayırlı olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.